Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle doğumuna ithafen ağzınıza sağlık. Grup dergah. Nefesinize sağlık. Allah ihlasınızı, samimiyetinizi Amin. arttırsın. Cenab-ı Amin. Hak yolundan ayırmasın. Amin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın sevgisini, muhabbetini gönlümüzde çoşturan her şey güzeldir. Bu da onlardan birisi. Bu güzel eserler içimizi coşturuyor. Hakikaten hani onun evi kerpiç idi, tavanı da el değecek kadar idi diyor. E, yalan mı bunlar? Doğru yani. Ama bunu böyle güzel seslerle, nefeslerle söyleyince de insan biraz daha böyle kendine bakıyor, ona bakıyor. İnsan bir empati diyorlar ya, empati yapıyor. Allah Resulü'nün doğumu hakikaten şöyle sizin de böyle çevrenizde babası filan genç yaşta ölen birini görünce içiniz acımaz mı? İşte Peygamberimizin babası oğlunun doğumundan iki ay önce ölmüş. Hazreti Muhammed doğmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan Amine annemizin evine bir gün Abdülmuttalip geliyor. Abdülmuttalip o zamanlar dedeler otorite, büyük baba büyük aile oluyor ya, büyük baba olarak. Abdülmuttalip, Amine anamızın evini hani ihtiyacı mı ihtiyacı var mı? Oğlu ölmüş, gelin sonuçta genç yaşta karnında bebesiyle kalmış, genç bir gelin. Onu böyle ziyaret ettiğinde Amine annemiz diyor ki, hani bugünkü ifadeyle söyleyeyim ben, baba diyor ben bir rüya gördüm diyor. Rüyalara öteden beri insanlar meraklıdır. Hani rüya delil değil dedik ya. Delil değil ama insan rüyaya meraklı. Peygamberimizden önceki rüyalarda anlatılıyor. Yusuf'un rüyası anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Firavun'un rüyası anlatılıyor. Binlerce çocuk öldürmüş adam. Rüyasında tahtını yıkacak bir çocuk doğacak deyince binlerce küçük çocuk öldürmüş Firavun bir rüya için. Rüya'nda ne gördün kızım?" diyor Abdülmuttalip. Diyor ki: "Rüyamda bir oğlan çocuğu doğuruyorum." diyor. O zamanlar böyle çocuğun cinsiyetini önceden öğrenme şansınız yok. Şimdi hani doktor tıp gelişti. Şimdi insanlar 4-5 aylık olunca çocuğunun oğlan mı kız mı olduğunu %90 biliyorlar. "Oğlan çocuğu doğurduğumu gördüm baba." diyor bir melek geldi gökten diyor, ak kanatlarla böyle bembeyaz kanatlarla bir melek indi. Allah sana oğlan çocuğu verdi. Adını Muhammed koyacaksın. Güneşin doğduğu ve battığı her yerde o oğlanın adı anılacak. Sen de bununla şeref bulacaksın ey Amine. Abdülmuttalip gelininin gördüğü bu rüyayı şimdi bir insan kendi çıkarına bir rüya anlatsa hani yalan dersiniz rüyaya. Mesela bazen görüyordum ben adam diyor ki hocam diyor. Falanca dedi ki diyor. Yavrum babanı gördüm rüyamda ceket istiyor dedi diyor. Mahsus kendi ceket alacak ya çıkarına rüya görüyor. Kendi çıkar için rüya görüyor. O rüyalara sakın aya, oyuna gelmeyin ha ceket meket de istiyorsa dedeniz o rüyayı görene vermeyin. Başka birine verin. Bir garibana verin. Bak bir daha rüya görüyor mu? Şimdi Amine anamız tabi rüyayı anlatınca Muhammed ismi Amine anamızın sülalesinde de yok. Abdülmuttalib'in sülalesinde de yok. Hiç Muhammed ismi. Muhammed. Manası ne? övülmüş, çok övülmüş, övgüye layık, çok yüce bir isim. Abdülmuttalip tabi adam gelininin bu rüyasından etkileniyor. Bekliyor şimdi. Oğlan mı olacak, kız mı olacak? Hani rüya sağlam rüyaysa, oğlan çıkarsa rüyaya güvenecek. Oğlan çocuğu da doğunca Peygamberimizin adını Muhammed koyuyorlar. Aslında Muhammed ismini Yahudiler Tevrat'ta ve İncil'de görmüşler. Ahmet olarak. Bizim Saf suresinde de Cenab-ı Hak anlatıyor. Hz. İsa aleyhisselam, ''Min ba'd ismihu Ahmet'' Kendinden sonra gelenin, ondan sonra gelecek peygamberin ismi Ahmet olarak müjdeliyor Hazreti İsa. Dolayısıyla Ahmet isminde bir peygamber bekliyorlar. Ahmet, Muhammed aynı kökten. Hazreti Peygamber'in adını Muhammed koyduklarında tabi o sene ya da ondan önceki sene civarda yalnız sadece 7-8 tane çocuğa Muhammed ismi konmuş. Mesela bir tane Süfyan isminde bir adam var. Şam tarafına gidiyor. Ben diyor Mudar kabilesindenim diyor. Peygamberimizin dedelerinde vardı ya Mudar. O Mudar'ın oğullarındanım deyince Şam'daki rahip diyor ki Mudar kabilesinden bir peygamber çıkacak. Adı Muhammed olacak diyor Şam'daki rahip. Adam geliyor. Peygamberimiz daha doğmamış. O rahip müşriklere göre çok daha temiz, çok daha ahlaklı. Hani evliya gibi adam olarak görülüyor onlar. Onun için o rahibin sözüne güveniyor adam. Kendi çocuğunun adını Muhammed koyuyor. Peygamberimizden önce doğuyor bu çocuk. Süfyan'ın oğlu. Bunun gibi 7-8 tane çocuğun ismi Muhammed konuluyor. Peygamberimizden önce. Allah Resulü de annesinin rüyası üzerine konulmuş bir isim. Peygamberimiz doğduğu Rebiül Evvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan sabaha doğru peygamberimizin doğum sancıları başlayınca kardeşlerim Kisra'nın sarayının 14 tane sütunu yerle bir oluyor. İran kisrasının. Allah'ım bugün de Suriye'de, Irak'ta Müslümanlara bomba yağdıran kisraların sütunlarını yerle bir et ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun şöyle denk geldiği mevsimde akılların vicdanların dayanamayacağı acıların yaşandığı başta halep Suriye olmak üzere Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere Allah'ım ya Rabbi sağ ve gölünü kuruttuğun gibi Müslümanlara zulmeden zalimlerin kökünü kurut ya Rabbi Hazreti Muhammed'in sağ ve gölü zalimlerin yürekleri vicdanları olsun ya Rabbi. Kurut onların kalplerine giden damarları. Bir insan küçücük çocukların adı Ömer diye öldürür mü ya? Hani biz Müslüman kardeştik. Hani biz İslam kardeşiydik. Yazıklar olsun. İşi de laf çakıp işit teröristlerine her türlü kuduz gibi hakareti yapıp ki ikisi de aynı hakareti bin kere hak ediyorlar. Ama bu tarafta Haçlı Şabi denilen ahlaksız teröristleri, Müslüman öldürmekten zevk alan ölüm makinasına dönmüş kuduz hainleri Allah'ım sana havale ediyoruz. O din düşmanı sapıkları kahru perişan et ya Rabbi. Şia'nın işitini kahru perişan et ya Rabbi. Allah'ım lanetini onların üzerine indir ya Rabbi. Onları sevenlerin üzerine de indir ya Rabbi. Ne işidi, ne şiisini, ne sünnisini insan kanı dökmekten zevk alan, Müslümana etmediğini bırakmayan, mazlum insanları evinde, yurdunda öldürmek ve üç günlük dünyada bir iktidar kurmak için suçsuz günahsız kadınları çocukları öldüren çöp kutusunun tekerlekli sandalyenin üstünde karısını saniye saniye ölümünü gören adamı gördünüz değil mi dün Suriye'de? Fotoğrafları gazetelerdeydi. Gördünüz değil mi? Biz insan mıyız hala? Toprağın üstünde şerefli namuslu insan olarak dolaşıyorum diyen var mı içinizde acaba? Bizim şerefimiz yerinde Hayır kardeşlerim, çok net söylüyorum. Bizde ne şeref kaldı, ne haysiyet kaldı. Sokağın ortasında şu zavallı doktor bulamadan ölen masum kadınların olduğu dünyada hiç kimse şerefli yaşıyor değildir. Öyle bir şey yok. Kendi kendinize süslerle, püslerle, boş laflarla yağ çekip durmayın. Ramazan Kayan Hocam anlattı geçen hafta Başakşehir'de namaz platformu olayını anlatırken, Gaziantep'te bir doktor, kardeşimiz yardım için Suriye'den yaralıları getirmek için ambulansla gidince, biliyorsunuz Halep'teki son hastaneyi de bombaladı, Esed katili. Hala buna devlet başkanı diyorlar ya. Hazreti Peygamber'in gelişine o kadar muhtacız ki, ya Rabbi bizimle bir şey olmuyor. Bizden bir şey olmuyor ya Rabbi. Hazreti Muhammed'i gönderdiğin günün hatırına sağ ve gölünü kuruttuğun gibi Esed'i ve ona destekleyenleri kurut ya Rabbi. Kökünü kurut ya Rabbi. Soylarını kurut ya Rabbi. Hala bizim dergahta şu kadar adam var, sizin cemaatte bu kadar adam var, bizim parti şu kadar oy aldı, bizim dolar şu kadar oldu, sizin para bu kadar oldu. Batsın bunlar ya. Ama bir tarafta da oralara yardım götüren cemaatler, vakıflar, tarikatler, kardeşlerimiz var. Allah'ım onların gücüne de güç kat ya Rabbi. Can kardeşlerim, Doktor anlatmış, Ramazan Hoca anlattı. Çok etkilendim ben. Bir hafta oldu duyalı, hala içim böyle. Nasıl eziliyor? Yaralı bir çocuk görmüş doktor. Yaralı çocuğu almış, hastaneye getirecek Gaziantep'e ambulansa koşuyor. Çocuk yarı canda, kan revan içinde. Ama yumruğunu sıkıyor çocuk. Hani yaralı diye de zorla da açmamak istememiş. Zorlamış, zorlamış açamamış. Çocuk sıkıyor. 6-7 yaşlarında küçük çocuk diyor. Yaşayacak mı, ölecek mi o da belli değil. Anası, babası hepsi ölmüş, yok ya da nerede bilmiyoruz. Çocuğu ambulansa getirmişler. Ambulansa koyup da işte o oksijeni falan takıp çocuğu şöyle rahatlatmak için uyutmak için, acılarını, feryatlarını dindirmek için çocuğa böyle gevşetici, uyutucu, uyku ilacı verince neyse işte narkoz diyelim hadi verince çocuğun eli açılmış. Çocuğun o sıktığı avcunun içinden bir lokma ekmek çıkmış. Bir lokma ekmek. O da kan olmuş bütün, ıslak kan. Çocuk o bir lokma ekmeği kaybetmemek için bomba yemiş, vücut parçalanmış ve çocuk avucunu açmıyor bu ekmek gitmesin diye. Biz de hala terazinin üstünde gram tartıyoruz. Ben şu kadar kilo verdim, sen bu kadar kilo verdin ve biz Sırat Köprüsü'nden geçeceğiz öyle mi? Hazreti Muhammed Mustafa'nın gelişine o kadar ihtiyacımız var ki. Resulullah gelmeli bu dünyaya. Bir daha gelmeli. Şimdi herkes birbirine hava atıyor. Yok ilim satıyor. Yok bilgi satıyor. Yok diploma satıyor. Tükürüyüm diplomalarınızın hepsine. Şu çocuğun karnını doyuramayan dünyada insanların tahsili mi olur ya? Ahlakı mı olur ya? Şu çocuk sıkmış bir lokma ekmek elimden düşmesin diye. Doktor uyutunca anca açınca görmüşler. O da kan dolmuş ekmeğin içi. O ekmek gitmesin diye çocuk avucunu sıkıyor. Bu dünyada kimin şerefi kalmıştır bir söyleyin ya. Siz söyleyin ya. Yani bizde hakikaten aisiyet kalmış mıdır diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunun Şiisi de olmaz, Sünnisi de olmaz. Elin gavuru 30 devlet bomba yağdırıyor. Biz seyrediyoruz ya. Hala Fenerbahçe yendi mi? Galatasaray yenildi mi? Şu oldu mu? Bu oldu mu ya? Ya 50 gol atılsan olacak. Çocuk ekmeği sıkıyor, ekmeği. Hazreti Muhammed Mustafa gelmeli Müslümanlar. Bir doğum gününde Resulullah Aleyhisselam içimize yeniden sünnetleriyle geri dönmeli. Çünkü Dünyanın artık yaşanacak tadı kalmadı. Parası olanın da tadı yok, fakir olanın da tadı yok. Bir taraf borçlara boğulmuş. Patlamak üzere insanlar. Aileler yıkılıyor geçimsizlikten, ekmeksizlikten, işsizlikten. Ülkemiz için söylemiyorum sadece. Belki dünyadaki en iyi ülkelerden biri de yine Türkiye. Allah bozmasın. Yine masumların ümidi burası biliyor musunuz? O çocuk vurulmuş orada enkazın dibinde çırpınıyor. Yine bu ülkeden gidiyor doktor yardıma. Koca doktor diplomasıyla Esed'in bombası doktorun ambulansına da düşer. Yalan mı yok? Çıkıyor diyor ki, geçenlerde gazetede okudum. İranlı bir general girmiş hain Suriye'de. Ne işin var senin? Bize gelince kuduz gibi saldırıyor lan. Sizden İslam kardeş olacak öyle mi? Aldanmışlığıma yazıklar olsun. Aldatılmışlığıma yazıklar olsun. Aslanım bu toprağın üstünde yalandan bir şekil kurmuşsunuz. Adına takiye demişsiniz. Toprağın üstünde 40 tane acem oyunuyla 40 yalan söyleyebilirsiniz. Bir nefeste 40 iftira atabilirsiniz. Siz utanmadınız Ayşe'ye bile iftira attınız. Bunu yapabilirsiniz. Ama vallahi ve billahi göreceksiniz. Toprağın altında sizin hiçbir yalanınıza Allah dönüp bakmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.